alemin ala resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Lema lemaattan 711. Yalan bir lafsı kafirdir. Ne demek bu? Kafirlik sıfatı. Evet, iki. Sıfattır bu. Yalan bir sıfattır. Eee... <laughs> Bu sıfat mümine yakışmıyor. Olmaması lazım. Kâfir'in bir sıfatıdır yalan. Hmm. Lafsı kâfirdir. Kâfir'in lafzıdır. Yani yalan konuştuğu zaman o sıfatıyla kâfirliği taklit etmiş mi oluyor kafir. Yani o şeye girmiş oluyor. Yani sıfat küfür olabilir ama mevsufu vasıflanmış kişi kâfir olmayabilir. Kâfir olmaz. Yani mümin ama dinle konuşabilir yani. He? Dinle konuşabilir ama kâfir olmaz. E, konuşabilir derken konuşmamalı yani çünkü yalan kafirler kullanır. Neye benziyor? İmam azama sormuşlar, e, namaz kılmaya kafir olur mu? Olur. Demiş ki namaz kılmayan kafir olmaz ama kafir de namaz kılmaz. Evet. tekerleme değil mi? Laçen tekerlemeler var abi. Ha? tekerlemeler <laughs> Evet. Okuyorum bir tane sıdk doğruluk yakar milyonla yalanı. Küfür zaten temelik e, yalandır. Yalan e, mesela yalandan siz ne anlıyorsunuz? Aferin. Çok güzel. Yani böyle toplumsa böyle avami bir şey söyleyeceğini zannettim. Yani böyle kişiden kişiye yalan söyleyen. En büyük yalan fıtratına ihanet etmektir. <laughs> Fıtratının fıt, peki nedir fıtratın fıtrata yalan ne demek? Yani tam zıttını yapması arzu ve işte, yani fıtratındaki gayelerini He. zıttını yapması. Yani. Tamam. Mesela fıtrat mesela uygulayalım. Fıtrat ne istiyor? Beka istiyor. Beka istiyor. O nereye talip? Tapıyor. Faniye. Gölgelere. Gölgelere. Demek ki en büyük ihanet, en büyük yalan fıtratın sesine kulak vermemektir. Ona rağmen iş yapmaktır. Fıtrat ebedden başka razı olmuyor. <laughs> o faniye esas yapmış, putlaştırmış, tapınmış. Fıtrata vicdan diyebilir miyiz abi? Ee, bozulmamış fıtrat vicdandır. Veya mükemmel bir vicdan bozulmamış bir fıtratta olur. Yani. Aynı yani. Yani vicdanlı insan yalan konuşamaz. Ama vicdanın da derecesi var, ibresi var böyle. Bir tane sıdk yani hakikate aynı darlık demek. Sıdk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane ciddi en büyük sıfatından bir tanesidir. Nedir o bir tanesi? Sıdk ve sıt evet. yok. Nerede işaret icazdan? Dört tane dört e, dört mezhebi şey. <laughs> Hazreti Ömer adaleti. Hazreti Bikir, e, şey Hazreti Ömer sıtkı Sırk. Sırk. yani dört tane şey saydığımız zaman Peygamber sırasında şeyi tamam mıydı abi. Tamam. Bir ya, yapmıştık ya. sıtk adalet Haya ve şecaat meydanı. Ahlak değil, değil mi? Evet. Ama şu. Ahlak-ı aliyeyi ve yüksek kuyuları hakikate yapıştıran ve o ahlakı daim yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Ciddiyet böyle durmak değil yani. Nedir o? Fıtrat asliyedir. Ciddi adam. Ha, Yerinde hareketler. Evet. Peki bu ciddiyet nedir? Senin söylediğindir. Ciddiyeti yer, yer karpuz gibi. Gir içine ne var? Sıdkiyet. Adalet. Adalet haya. Hay hilm. Haya hilmin içindedir ama. Yani hayır o da değil. Ee, o da var. Mesela Hz. Osman hilm. Yani Ebu Bekir Sıddık. Yani o dört sahabenin aynasında Allah Resulü'nün sıfatları gözüküyor. O aynı adır. Onlarla alakası yok. Onun için camiye konmuş. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. O aynı adır. Allah Resulü'nün sıddıkiyeti, Allah Resulü'nün adalet kavramı, adalet hak sahibinin hakkını vermek değil. O bir bir sıfatıdır. Adalet, muhakime ve muvazini tutturma haktır. Ee, rıfk, hilm, Osman'dır. İlm, Ali'dir. Bunu cemi ciddiyeti gösteriyor. Yani bu buna buna ne kadar yakın olursa bu adam ciddi adam. Yani deriz ya ana yılışık adam ya. Ama çok ciddi, ilişik adam ama çok ciddi konuşuyor yani gülmüyor. Lakara lukara yapmıyor ama sahtekar yani. Bak ahlak-ı aliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran yani alırsın bunu, bu dersi alır. Dinliyor musun Murat bak? Bu dersi alıyor, alıyor, alıyor. Geliyor yani. Geliyor, derse de geliyor. Okuyor. Niye kalmıyor kardeşim ruhumuza? Ne olmuş bize yani? Tamam, ben, başta ben kendime sitem ediyorum. Ne olmuş bana diyorum. İnan soruyorum yani. Sordum için ağzıma geliyor bunlar. Ne oldu ki ben bunların ayna darlığını yapamıyorum? Bu kadar okuyorsun. aslan ne oluyor sana ya? Yani alıyorum, alıyorum. Ceyran basıyor aküde. Meslemi itibariyle söylüyorum. Akü var ya arabanın aküsü. Şarja takıyorsunuz. Sabba ceyranda duruyor. Tutmuyor. Niye tutmuyor ya kardeşim ceyranı veriyoruz. Meğer akünün içindeki plakalar var böyle plaka. Tak tak tak. Kromoksit. E, krom oksit, krom çinko. E, maddeler şey yapılmış. Sıvazlamış. Burada bir çiçeği var. Demir. E, buraya eletik veriliyor. Saf su var ortasında vesaire. Niye tutmuyor? Plakaların özelliği gitmiş. Veren veriyor, elektrik veriyor ama tutmuyor. Hmm. Bak diyor, ahlak haliyeyi, çok hoşuma gitti, şimdi açtı beni, acayip. Plakaları değiştirmek lazım, sen alıyorsun. Aferin. Fıtri olmak lazım. Yani. Ha, olmak için böyle, e, öyle ben fıtri olayım diye olmuyor Murat. Ne yapacağız? Tahmin tekemmül abi. E, yani fıtri olanlarla beraber yaşamak lazım. Hep onu diyeceğim. Hep onu diyeceğim. İyi olmak için şunu yap. Ne olmak istiyorsan o tiplerle beraber ol. Eğitilmiş bir duygu yok değil mi abi? Yok. O hayvanlarda var. Hayvan eğitilmiş olarak doğar. Doğduğu anda ördek yavrusu yüzer. Hayvanın sığırı, ben çobanlık yaptım ya. Yani. Sığırın yavrusu doğduğu zaman birkaç saat sonra kalkıp yürüyor. İnsan iki senede zoraya kalkıyor. Eğitilmiş olarak gelmiyor insan. E, eğitilmek için gelmiş. Ahlak-ı bak, yüksek huyları alıyoruz, hakikate yapıştıran, yani o gelen geliyor ama yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile, ile sıdktır. Yani sıdk, fıtratına kulak vermektir çok garibime gidiyor ya. Şimdi buna konuyu değiştirse buradan buraya geldik bir, başımıza bir, bela Biri bir, 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 Çok büyük bir hakikat da söylese insan pek şey anlamaz. Şey anlar inmez. Hadis-i şerifte öyle diyor. Boğazları düğümlemiş inmiyor der. Boğazlarından aşağı inmeyecek diyor ahir zamanda. Ümmetimin diyor çoğusunun Hakikat gelecek, çok iyi konuşacak, çok acayip şeylerden bahsedecek ama kendisine zerre kadı sesi olmayacak. Allah, Allah. Allah kimsenin başına vermesin. Yani başkasına çok faydası var ama evet. Yaptığını ben diyor e, mülbisine, mulebisine, rezil, kepaze, her türlü kepazelik yapan, yalnız imanı varsa ümmetime şefaat edeceğim. Yalnız ehli bidaya yok. Bunlar ehli bidadırlar yani. Çünkü Allah orayı kilitlemez. Kendileri kilitledi. Ehli bida şu. Adam mehanesi olabilir. Her türlü rezil kepazı yapabilir. Yani yap, haşa yap, yapsın manası değil mi? Yapabilir. Yap insandır. Allah'ın nefretini o kadar kazanmaz. Şunun gibi. Din alimidir. Din alimidir. Ve dinde gözüküyor yani. Dinde var olanı e, yok gösteriyor, yok olanı fast ediyor, var gösteriyor. Her bir günah kendisine zarardır. Ama ehli bida dine yok ettiği için o diyor Allah Resulü ehli bida diyor cehennemin köpekleridir. Onlara şefaatim yoktur. Yapalım, evet, bida da seyyiye olabilir. Evet. Bidayı. Eğer sıdk kalkıp araya kis birerse rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlar oyuncak olur. Erva habiseyi de oyuncak olur. Kardeşim sen dendiği gibi yaşa. Hemen pat diye netice arama. Senin vazifen iyi olmak değil. Beni öyle bir şeyin vazifesi. Sen iyilerle iyi iş yap. Gerisi Allah'a ait. Ben bu ilacı içersem Allah ile pazarlıkta değiliz. Tamam. Biz işimizi yapacağız. 82 de bu mevzumuz değil ama daha sık girdik buraya. Çok güzel bir ders abi. Bak şimdi. Çok ilginç. Evet benim vallahi hoşuma gidiyor. Yol ikidir. Ya süküt etmektir. Ne? Süküt. Ne demek? Susmak. Susmak sukut değil. Alçalmak diyeyim. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır. Ya sus ya doğru söyle. Mektubatta görüşü gibi mi? Nedir o? Her do söylediğin doğru olmalı, her doğru söylemekte de doğru değildir. Ha, evet. Çünkü <laughs> İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. İmanın şey İslamiyetin esası ve imanın hassası sıdk. Bütün kemalata isal edici sıdktır. Doğru olmak. Doğru olmak. Ben doğruyum olmuyor. Doğru fiilen ne, ne diyebilirsiniz? Fiilen nasıl olur bir insan doğru olduğuna? Fiilen nasıl anlarız bu adam doğrudur? Yaşantısıyla. Evet, doğru yerdeyse, doğru kişilerle beraberse o adam o tiptendir. Allah Resulü diyor ya ki söyleyin arkadaşınızı, söyleyin kim olduğunuzu. Veya kişi arkadaşın dini üzerindedir. Yani mesela diyelim ki biz sizinle imtizaç etmiyoruz, edemiyoruz. E beraber nasıl oluruz? Olamazsınız ki çekip gidersiniz. Bir adam sıtsa, bir olduğunu gösteren en güzel ibre kendisine yani. E, nedir o? Kimlerle duruyor. Nerede duruyor? Kimlerle duruyor? Ya sen de sarkız gibi çiğnedin ya bunu. Bu çok önemli de onda. Arkadaşım, fidanın güzel olması yetmiyor. Üçü beraber olacak bak. Karadeniz'de yetişen çay. Adana'ya diksen olur mu? Olmaz. Çünkü zemin müsait değil. Peki Adana'dakini götürsek o da olmaz. Neyi nerede dikiyorsun? Herkes çok güzel bir fidandır. Allah yaratmış. Herkes ama. Biz kötü asit atıyoruz kendimizi. Tabi. Ya iyi olmak istiyorum abi ya. Ne kadar ya o ne kadar mesemeyler -me atılıyor. Ya olmuyor kardeşim. Evinde oturmayla olmaz. Risale-i Nur tek, tek başına evinde okusan olmaz, olmaz. Allah Resulü sohbetsiz bir günü mü geçmiş? Sahabe-i kiram, sahabe, sahabe ne demek? Sohbet arkadaşlar demek. Aleyhissalatü vesselam. Sohbet arkadaşı demek Furkan. Sahabe o demek. E sahabe efendilerimiz sohbet ihtiyacı hissedecek. Kardeşim, bu dersi CD ile yayına, dinle, bu feyzi alamazsın. Feyz ilim değildir ilimdedir. Başka bir şeydir bu. Ortamda insiba ve inikas var. Aynı hadisi Resulullah'ın zikrettiği hadisi biz de konuşuyoruz. Ama o hadisi o ortamda derken o insanlar sahabe oluyordu. Bu nedir abi? Çünkü o kelam mürekkep manaya benzer mi? Ses şey, şey yazıya benzer mi mesela? Elhamdülillahi rabbil alamin. Sesim şey benzer mi harflere? Benzemez. İşte bunu söyleyen aynı şahıs o hadisi söylüyor ve ayeti söylüyor. Niye farklıdır? Çünkü hazmedilen bir ilim. Alim Murşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun yavrusuna süt verir. Yani hazmedilmiş verir. Kuş yavrusuna kay verir. Çiğner çiğner hazmetmeden verir. Yani o kelamın sahipliliğini, o kelama fıtrata ne kadar yakınsan sen o kadar tesir eder. de bütün manas, tabakaları birlikte alıyor. Evet yani o onu söyleyen sahabe şey Allah Resulü bütün tabakatiyle söylüyordu. Yani mesela bir mana nereden çıkıyor? Kalpten kalpten çıktığı zaman hafiden alıyor. Mesela şöyle diyeyim. Ee, şunu şöyle yapayım da. Neyse sonra bakarız. Şimdi çıplak mana çıktı. Kalpten. Şimdi geçerken hafi atıyor. Ahva atıyor sepete. Sepet boş. Sepet götürüyorum bak ben bir kelamım. Hafi içine mana attı. Ahva attı. Sır attı. Latife-i Rabbani attı his attı, zihin attı, his efendim e, irade attı. Yani kaptekiler attı. Paketlendi. Doğru aşağıdan yukarıya. Mana hala, hala mana. Nihayetsiz mana mertebesi var yani. Hala mana çıktı yukarıya. Tahayyülde elbise giydi. Tasavvurda çeşitli ihtimaller yüklendi. Akılda ...mantiki e, mantıki çerçeveler çizildi. Ve izan yani daha önce yaşamış bu adam tecrübeleri var. O tecrübe hakikatları var, hisleri var. Onu yükledi izan. iltizam. adam bunu yaşıyor. İzan, iltizam yaşıyor. Adam öyle bir yaşıyor ki değişmesi mümkün değil. İtikat seviyesine gelmiş. İman kalptedir, itikat zihindedir. Şey dimadadır. Ondan sonra tak diye söylüyor. Ha, söyledin. Karşıya ne zaman tesir eder? Bak nerede nereye geçiyorsun ya? Bu biz ne yapacağız böyle Aynı ya? Aynı duygular karşıda açıksa bir tesir eder. Aynı sahalar açıksa ki 5 evet. tane şart lazım bir insanın hakikate mazar olması için. Bak oraya geçeyim. Dur. Kusura bakma Risale dur. Gene sen değil. O sır orada abi O sır orada işte. Şöyle, bütün o hisler açık. Karşıdaki de açık. Hemen yapışıyor yani alıyor yani. cep telefonu gibi. Mesajı gönderiyorsun veya telefon ediyorsun. ya cep telefonu kapalı diyor ya da kaplama alanınız dışında. Yani onu Risale'de şöyle izah ediyor. Bir hidayetin gelebilmesi için benim söylediğim bir şeyi veya ustadın okudu şeye, ortaya koyduğu bir şeyi bizim ruhumuza mal olması için beş tane şart lazım. Beş tane. 25. sözü açın bak. Orayı, Ezberleyin yeri. Bu Üstad Hazretleri'nin 9. mektubu değil ya. Nasihatları, nasihatları tesir etmelisini istememiş. Ha o da var. Evet. 30, 34. sayfada mektubatta. Nasihleri, nasihatlarının tesir etmemesinin sebebi. Evet. Yapmadıkları şeyi söylüyor. evet. Evet. O bir tane ama. 406'da diyor ki. Bir. Bir hidayetin gelebilmesi için bir insan. Kur'an onun gösterdiği o hakaik ilahiyeyi. Bir. Bir konuşan bunun sahibi olacak. Biraz önce anlattığım gibi. Hmm. Kur'an tarif edecek. İki, o akayki kevni beyandan sonra işte Kur'an bir. Bir bu diyelim. Kur'an ne yapacak onu? Beyan edecek. İki, muhatabın e, safayı kalp sahibi olacak. Üç, teski nefis olacak. Dört, muhatabın ruhun te, ruhu hazır olacak ruhun terakkiyatından 5 aklın tekemülünden sonra beşerin ukulu sadak dediği o hakikati kabul eder. Demek ki hidayetin gelmesi için elime bakın. Bir tanesi konuşana aittir. Dördü muhataba ait. O abi anlamıyoruz. Konuşan konuşuyor kardeş. Anlayan anlıyor. Sen niye anlamıyorsun? Zemin önemli. Yani. Zemin önemli. Fidan bak. Kur'an beyan edecek, Risale-i Nur beyan edecek. Biz ne yapacağız? Safa kalp olacak. teskiye nefsi olacak. Ruhun terak, ruhu biraz yorgun olmayacak da kardeşim ya. Bak bir tanesi telefon ediyorum. Benim sağım değil anlamıyorum. Dedim ya, <laughs> kardeşe telefon ettim. Bak bir şey anlatmak için söylüyorum bunu. Kardeşim dedim bir videoyu bir dedim hard diske depolamak için eline diyorum. Ee, kardeşim dedim iki saat alıyor. Niye böyle oluyor? Daha önce 40 dakikada, 50 dakikada oluyordu. Abi kapat aç. Açtım. Aa gene düzeldi. Niye böyle? Abi bilgisayar yoruldu diyor. Yani yoruldu şu kastediyor. RAM denilen bir şey varmış. Geçici bir hafıza. Kapatınca o sıfırlanıyormuş. O zaman bir şey kapanmadıkça bir şey gelmiyor. Size bir şey okuyayım ya içimden geldi dün akşam masamın üzerindeki defteri getirir misin? Defterin 16 yazıyor tam hak ettiniz onu okuyayım bak. Aslanım tahliye ve tahliye bu abi? Evet. Zemin hazırlamak. bak. Bir ne için tahliye ve tahliye var işleteceğiz da. Bir zemin hazırlamak ona uygun çekirdek ekmek. Ee, şurayı Sıtkı'dır O Sıtkı biraz şey yapayım da Bak onu bir yer göstereyim size Çok hoşuna gidecek Veya benim hoşuma gitti de Dün gece e, Kalktım yazdım Kusurlar bana ait O kadar hoşuma gitti ki Bakayım ne diyeceksiniz Ya özür dilesem olur mu 17.yi getir Kusura bakma ya. hakkın helal et. Allah Allah. Demin saydığım maddelerden var. Beş taneden bir tanesi mütükelim miydi abi? E, Kur'an'ın beyanından sonra. Bak Kur'an beyan edecek. Safayı kalp, teskiye-i nefs, ruhun terakiyatı, aklın tekemülü beş. O zaman e, insan sadak der. Bir tanesi mütekellim, dört tanesi muhatap. Evet, öyle gözüküyor. Bak şimdi. Gidin geldin değecek yani inşallah. Bak. Çok hoşuma gitti benim de. Hep diyorum ya şunu kimin yanında duruyorsun ne yapıyorsun falan. Abi diyorlardır mutlaka ya sen ne yapıyorsun ya hep bunu mu diyeceğiz hep bunu diyeceğiz demek ki. Allah Allah nerede ya? Hah. <laughs> başlamadan değil hani dedi ki o zemin olması lazım hakikat. İşte i̇lk başta o zemini hazırlamak gerekiyor. Yani zemin ne biliyor musun? Sen iste yeter. O zemindir. Zemin böyle bir şey... E, tabii ihtiyacını hissetmesi zemin. Mesela bir şey okuyup bir şey okuyor. belki yanlış anlıyor, yanlış uyguluyor, kafası karışıyor. O, zaman... o ne biliyor musun? Ha kafası, şey, o işte Gerçekten. zemin şu. Yani doğru yerde ol. Otomatik olarak doğru kişilerle berabersin. Yani tek değilsin yani. Zemin güzel hazırlamak <laughs> değil yani. Doğru insanlarla beraber olduğunu senin kafan karışmaz. Çünkü yalnız değilsin. Yoksa vurgun yersin. Bak. Eee <laughs> Sıtkıya, Sıtkıya sıktan dürüst ol. Hayalin arkasına geçersin. Dürüst ol. Kendine dürüst ol bana etsen de ne olur, etmesen ne olur dürüst. Kendine dürüst ol, kendine yalan söyleme. Fıtratına rağmen hareket etme. Fıtratını takip et. Fıtratının sesine kulak ver. Fıtratının ayak izini takip et. Dürüst ol bu. Dürüst ol. Kendime diyorum bunları ya. Ne olur ne alakası var sizin? Ama kendime demişim dürüst ol. Öyle yampuru yampuru böyle düşüncelere girme. Kendime dedim yani. Dürüst ol dün akşam. Hayalin arkasına geçersin. Hayaldan kurtulursun. Duyguların ya seni hapsedecek ya da hürriyetine yardım edecek. Dim Niye? Duygular ya seni hapsedecek. Hapishane o duvar değil. Hapishane bu. Duyguların ya seni hapsediyor veya hürriyetine vesile oluyor. Dimana hükmedeceksin dürüst olursan. Dimana hükmet. Aklına hapsolma. Akıl bir alettir. Aklın aldatmalarını benim en büyük ihanetim, bana en büyük ihaneti yapan, en büyük yanlışlık yapan benim aklımdır. Benim kaç sene oyaladı beni. Doğruluk adına neler yaptırdı. O zaman aklınıza itimat etmeyin. Eğitilmesi gerekiyor. Üç tane kuvve var. Ona hükmedin diyor ustad. Dünyanız cennet olur. Kuvveyi? Gadabiye. Kuvveyi? kuveyi akliye bunların hepsinin de tefrit vasat ifratı var değil mi? Bak akıl kuvvedir kuvvettir ona ya hükmedeceksin veya o sana hükmedecek Abi çok kötüyüm korkuyorum falan akıl sana hükme diyor. Hükmetmesine fırsat verme. Doğru yerde ol, doğru insanlarla ol. Laf dinle, doğru şeyleri düşün. Vermeye bu gücün yetiyor. Yani geldi bir şey tak. Mesela geçen işte sordum. Ya niye insan iftira ve gıybet eder ya? Niçin bu kadar iştahlıdır? Sordum ya kendime. Niye insan iftira eder? Niçin gıybet eder iki de bir? Niçin? Çünkü boş kalınca onu düşünüyor. O kadını, o adamı, o adamı düşünüyor, düşünüyor. Düşündükçe enerji yükleniyor. böyle yaptı şu. Onu düşündüğü, düşünüyor, enerji çıkıyor ruhta. Bu enerji ne yapacak? Harcanması lazım. İşte gıybet bundan oluyor. Gıybetin ön veri tarabanını önlersen, gıybeti oluşturan zemini kaldırırsan, yani düşünmezsen o insanı, o kadını, zine meşgul olmasan ona ait bir enerji çıkmaz. Negatif enerji ruhunda uyanmaz. Uyanmayınca onu boşaltmaya gerek kalmaz. Zannetme boşaltacaksın, yok ki. Çünkü bir gıybet etmek ihtiyaçtır. O abi o zaman şudur. Hayır, nefsani bir ihtiyaçtır. Vücutta biriken negatif enerjidir. Evet. Yani pozitif enerjiyle dolduğumuz zaman abi ne yapar? Otomatik olarak daha güzel namaz, daha güzel kuran. Nerede hizmet var? Çöp poşet olacak, poşet alın. Evet. Yani Ner aynı bu. Bunun tersi. Yani pozitif doğduğu enerjiyi şey yapacak yani. Hizmete koşar, bir şey, şey yapacak. Tabii ya. Bunlar, bunlar okuduk mu ne yapacağız bunu? Ya bunu dinleye dinleyin ya. Bak bana ne al geldi. <laughs> Abdullah dedim ya sabah. Ya tahtisi nimet nevinden diyorum ki. Yani bir yaşanmış bir misal olsun biraz olsun diye söylüyorum bazı şeylerimi söylüyorum. Hakkımı helal etme bana suizan edene yani. Ne satmaya çalışıyor. Hayır yaşanılabiliyor demek için söylüyorum. Vallahi... E, insan bina, insan bina, insan bina, su buz, su buz diye 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 indi aşağıya. Şimdi artık çoğunlukla kutu kabul Aa, hissediyorum kendim. Kutu. Kutu içinde ben varım. Cesedi kutu olarak görüyorum. Böyle oldu yani. Böyle fıtrı olup kutu. Hiç benimle alakası olmayan bir kutunun içindeyim. Kutu kutu. Ölümden korkum yok ki çünkü ölüm denilen şey, menzil, kabir falan benim benden tereşu etmiş. Korkan bedenmiş meğer. Kutuyla alakalıdır kabir. Bu ne yaparlar çocuk mesela insan? yedi şeyin içini yer, kutu, kutuya atar. Yani diye 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 bu şimdi bende bir hal şey oldu böyle kutu görüyorum kendimi kutu. Bir kutu ya kutunun içinde bir adam nasıl olur? Kutu. Beden kutu. Bak, dinler sana yolları gösteriyor. Yürüyecek sensin. Okumak istediğime geldim. Burayı iyi dinleyin ama. Herkes <laughs> kalem bıraksın. Burayı dinleyin. Bak, dinler sana yolları gösteriyor. Yürüyecek sensin. Dinleyin. Kim olduğunu bilirsen, kimle olmayacağını bilirsin. Bir daha söylüyorum. Kim olduğunu bilirsen, kimle olmayacağını bilirsin. Nerede olduğunu bilirsen ne yapacağını da bilirsin. Bir de okuyorum. Nerede olduğunu bilirsen ne yapacağını da bilirsin. Sen kendine kendini yönet, yönetme talip olursan, sen kendini yönetmeyi, idare etmeyi talip olursan kimse seni yönetmeye cesaret edemez. Sen köleleşmesen, sen köleleşmesen kimse seni köleleştiremez en büyük ihanet, en büyük despot, mafya, köleleştiren şey aklımdır. Ustad ne diyor? Cüz-i vazgeçtim diyor. Aklını ihtarımı bıraktım diyor. Yapacaklarını bilirsen, ne yapacaklarını bilirsen, ümit ve imanın sana yardım eder. Başka? Sen kendini tanıdıkça korkuların da yok olur. Başka bedeni kullandığına şuurun olursa bedenin akıbetinden korkmazsın. Bir daha okuyorum bu çok önemli. Ölüm korkusu, panik ataklara diyorum. Bedenini bedeni kullandığına şuurun olursa yani bedenini sen kullanırsan gözünü yani bedenine hakim olursan o zaman bedenin akıbetinden de korkmazsın. Mesela kullandım. Kullandım konu. Bu benim anlayışımda ne var? Bu kullanılandır. Ben kullananım. Bundan başka bir şey inanabilir miyim ben? Bu benim diyebilir miyim? Eğer ceset de bu hale gelirse ölüm denilen şey cesedidir. Ruhsal değildir. Küllü nefsin zayıkatı mevt. Ölüm bedenseldir. Ruhsal değildir. Ne kadar bedeninden ruhunu ayrı edebilirsen Lazcası bir daha söylüyorum. Ne kadar bedeninle ruhunu ayırt edebilirsen fikren hissen e, yakın anne yakın hakka yakın edebil o nispette bedensel e, şeyler bedene gelen özellikler seni hiç mütesir etmez. lezzet. Cismani lezzetlerden, nefsaniyetten, şöhretten, riyadan, mal biriktirmekten, ölümden, hastalıktan. Allah Allah. küre arz bomba olsa, patlasa ihtimaldir ki o abidi korkutmaz. Bina ruh. Bina insan, bina insan, bina insan, bina insan, su buz, su buz, su buz diye diye ceset ruh, ceset ruh, ceset ruh diye diye. O zaman cesedin cesedinden ne kadar sıyrılırsan o kadar cesedine ait olan şeylerden de sıyrılmış olursun. Yani ölüm cesedidir, şehvet ces cesede ait bedenseldir, göz ona aittir vesaire. Başka, yaşarken ruhunu cesedinden ayırabilmişsen ölümün ayırabileceği bir şey kalmaz. Bak yaşarken ruhunu cesedinden ayırabilmişsen ölümün ayırabileceği bir şey kalmaz. Ölüm denen bir şey yok olur. Sen zaten bitirmişsin. Ölmeden önce ölmüşsün. Ölmeden önce öldürmüşsün yani. Nedir o? Ruhunu cesetten kurtarmışsın. Ruhun hakim. E, o zaman ölüm bedenseldi. E e buna gelen, e birisi kırdı bunu veya bıçakla kesti. E beni acıtmaz ki. Ben zaten bundan çıkmıştım. Yılan kabuğundan çıkmıyor mu? Elbisesini çıkartıyor. Kim olduğunu bilirsen, kimle olmayacağını bilirsin. Koca gece buydu. Hazreti Ali radıyallahu anh abi. Ayağı abi. Hazreti Ali. Namaza durdu. Namazdan sonra oku çıkarmışlar. O zaman o hali her zaman yaşayabilir mi? Yaşanır mı abi? Demek ki namaz Hazreti Hali... Hazreti Ali anh o oku çıkarken narkoz yedi. Narkoz yemeden ameliyat olur mu? Hazreti Ali ayağından o nasıl çıkar? Çıkar mı? Çıktı. Hiç duydu mu? Duymadı. Yalan mı söylüyorlar? Selam veriyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Çıkarttınız mı? diyor ne yapmışlar? Narkoz. Abi nasıl olur? Hangi narkoz? Yatsı namazında diyor ben o aleme girdim diyor. salat kübradan çekilmem diyor. 217 mi sözler? salat kübradan geri çekilmen, e, haşirde e, İsrafil'in ezanı haşirinden çekilmem, salat kübradan, büyük salat, büyük namaz, haşir meydanındaki hesaptan, büyük namaz odur. Hayatın bedeli namaz. Büyük salat-ı kübradan çekilmem. Büyük namaz. Haşir meydanındaki duruşundur. Çekilmeyeceğim diyor. Çekilmem diyor. Haşir meydanındaki sözler var diye sözler. Orada öyle diyor. Ezanı haşi, e, 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 İsrafil'in ezanında kalkacağım. Ne diyordu ya? Dur bakayım. 217 değil mi kardeşim o? Benim aldatıyor işte akıl beni çoğu zaman. Aldatıyor diyorum ben size. Tamam, tamam. Akla şimdi tahkik yapalım. 207 ymiş. Bak ne yapmış? 217 207. İsrafil'in ezanını fecri haşirde işitip bak hele ezan. Allahu ekber, Allahu ekber. Hadi namaza, sabah namazına. Kim okuyacak ezanı? Ezanmış mer o suru ofürmek. İsrafil'in ezanını fecr aşırda işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Nereye kalkacağım? Şeceri hilkattaki bütünlüğüne kalkacaksın. Şeceri hilkattaki hakikatinle kalkacaksın. Salat-ı Kübra'dan çekilmem. Hiç düşündünüz mü? Salat-ı Kübra. Büyük namaz. Büyük namaz nedir? Büyük insanın namazıdır. Büyük insan kimdir? Küçük insan kimdir? Büyük insan şeceri-i Küçük insan küçük kainat olan benim. O benim hakikatımdır. O o benimle şekilleniyor şeceri-i alemim. O salat-ı kübradır. E haşir meydanındaki halim salat-ı kübra. Salat-ı kübradan çekil, çekil ne demem çekilmem. Aslında büyük insan e, hani cennetteki lezzetlerin haricindeki o şey mi ya? ya büyük insan cennet bir şey değil ki ya. C yani, kendi aslını görmek istiyorum diyeceğimiz manadaki mi büyük insan abi? Büyük insan ne diyor musun? Şeceri hılkat var ya. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, e, Kürs, şey, yukarıdan aşağı in bak. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Daire-i daire Hayat, Cennet, Cehennem, Kürs, Lef-i Mahfuz ve Cennet burada da, burada, buralarda, teklerde. Ya ne diyor ya bu ya, sen ne diyor ya? Duymasın avam bunu. Avam bedevi duymasın, bedevi. Ha cennet, tamam kardeş cennet olur. Cennet insana hizmet makamıdır, hizmet verilen yerdir. Hizmet verecek bize, hizmet alan biziz. Binada ben hizmet alıyorum, koltukta ben hizmet alıyorum. Koltuk benden kıymetli değil ki. Sen ne diyorsun ya, senden kıymetli hiçbir şey yok, kafanı yapma. Allah ve sen. Başka bir şey yok. E dedim mi orada neydi ya? Bak ne diyor Allah aşkına. Bu bunun şey bu izdirabım. Şimdi Allah ve sen. Ne demek? Kim olduğunu bilirsen kimle olmayacağını da bilirsin. Sen kim olduğunu bilirsen kimlerle olmayacağını da bilirsin. Huzur. Huzur. Aferin lan. Harika bir cümleydi bak. bunu hoşuma gitti. Mutlak huzur budur dedi. Doğru söyledi. Ulan bazen güzel söylüyorsun ya. Nerede olduğunu bilirsen ne yapacağını da bilirsin. Nerede olduğunu biliyorsan ne ben bu, bu dünyada neyim? Niçin namaz yok adam? Çünkü nerede olduğunu bilmiyor. Niçin oruç yok? Nerede olduğunu bilmiyor. Niçin Nur okumuyor? Nerede olduğunu bilmiyor. Nerede olduğunu bilmeyen nereye gideceğini şuur edemez. Onu da bilmez. Abi biliyoruz ahirete gideceğiz. Onu bilmiyorsun. Demiyorsun, bilmiyorsun. O ağzımızda var. Nerede olduğunu bilen nereye gideceğini de bilir. Nerede olduğunu bilen ne yapacağını da bilir. Ya. Salat-ı Kübra'dan çekilmem, mecma ı Ekber'den çekilmem Delikanlıların asosu yani adam gibi yaşayınca yani dayanamıyorsun. ya dayanamıyorsun. Maşallah derim abi. maşallah, maşallah ya. E bu bu işte. Böyle yaşarsa böyle der yani. Adam gibi yaşarsa haşir meydanından çekilmem diyor. Sal mecmau ekber'den çekinmem. Salatükey ey Said, ne yaptın? Gittin de ne yaptın? Ezel ve ebedini burada oluşturacaktın. Ezel ve ebedlik cenahları ismi ferde burada mazar olacaktın. İsmi ferd konuşmuyorum. Yani ene de taayyum ve teşahhusun burada olacaktı. Zata za, zata mazariyetin burada olacaktı. Diyor ki salat-ı kübradan Vallahi konuşamıyorum. Salat-ı kübra Başka bir şey. Size haşır diyorum ama o değil. O bir manası. Ama diğerini di şey yapamıyorum. Mezun değilim. Yasaktır. Seviyemiz kaldırmaz mı? Ya? Hem seviyemizi kaldırmaz hem olmaz. Şeriat izmini şey. Evet. Ama Allah'ın Resulünün hadisi var. Ama onu bile diyemiyorum şimdi. Yani şey... Müslüman'a Allah'ın Resulünün hadisini diyemiyorum. Şey var da sana Bak, aldım, i̇şte o ona da benzemiyor. Bak Allah'ın salat kübra demek salat namaz farklıdır. Salat farklıdır. Üç vardı, değil mi salat, salatın. salatın üç farzı var. 46 mektup sözler. Namazın ise 12 farzı var. Neyse. Onu diyemiyorsun. Çekinmem diyor. Allahu Ekber ya. Niye? yaşarsın. Ne diyor? Mefte ecele dost bakarım sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim sen gibi ürkmem. Niye? Cesedini bitirmiş kardeşim çıkarmış ruhunu kutu gi. Artık cesedine hükme diyor. Ecel de ona. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem. E nasıl öpmeyim yani? Bir, tuhaf ya kime hizmeti? Kimle beraberiz? Ha hizmetçisi değiliz ha. Usta diyor ki ben sizi, ben sizi diyor talebe dinmiyor. Siz benim talebem değilsiniz. Ben de talebeyim. Said de bir mürittir. 125 Emir Dabir de öyle demiyor mu? Emir Dabir 48 de öyle demiyor mu? Said de bir mürittir. Said'in diyor kusurları Risale-i Nur'a mal olmaz. Ben de talebeyim diyor. Ne diyor bak. Ne 125'te Emir Dabir'de. Ne billah Said de Risale-i Nur'un aleyhinde sadakatını bozsa, aleyhinde bulunsa Allah. Said diyor Risale'nin aleyhinde bulunsa siz sadakatınızı bozmayacaksınız diyor. Nurlar. Nurlara karşı. Said Nursi talebedir. Bediüzzaman Risale-i Nur'a aynadarlıktır. Risale-i Nur müceddittir. Said Nursi talebedir. O bizim ağabeyimizdir. En büyük ağabeyimiz Said Nursi'dir. Ustadımız Bediüzzaman'dır. Müceddidimiz Risale-i Nur'dur. Ee, peygamberin bu davasının yüklendiği için Risaletin i Nur'dur. Risalet cenahıdır. Resali nur da resae, nubüvet hakikatını anlatır. risaletin nur, risaletin nur, risalet cenahını anlatır. Risale-i Nur ise Risale-i Nur şahsı manevisinin hakikatıdır. Risale-i Nur külliyatından ise kitaba dönüşmüş halidir. Said Nursi de talebedir. Abimiz. Abimiz. Üstadımız Bediüzzaman. Bediüzzaman evet. Bediüzzaman. Ya. Abi ayırdığımız zaman abi çok hoş oluyor. Yoksa <laughs> karma karışık Birinci şu okurken karma karşı oluyor. Risaleti, nur, resaili, nur, risale. Ya ustat ne diyorsun ya? <laughs> ya yerinde. Ha benim dediğim gibi mi? Hayır. Ben öyle anlıyorum da orada toplama. Ama bir başkası gelir daha güzel izah eder. Daha güzel anlatır. Gece şeye dua ettim. Gece dün akşam. Gece dua ettim. Bir abi gelir daha güzel izah eder dedi ya. Aa, Profesör Ahmet Akdeniz var ya. Ona dua ettim gece şahit olun. Aslında Yok. Aa, niye? Ustadın o seyitlik şeceresini elime geçti. Yapmış. Allah razı olsun ya. Usta o resmi var ya resmi öyle. Dini. Dini bir çerçevesini çizmiş. Seyit ve şerif silsilesi var ya. Allah razı olsun ya. Aferin ona. Ona yeter. Daha hiçbir şey yapmasa bu dünyada yeter ona iter. Hissi konuşmuyor. Ustadın e, Muhammed Said olduğunu ismini biz zaten biliyorduk da. Yani ehli dalalet şey yapmasın diye. Said'in kullandı. Siyasetçilerde öyle kullanıyor ya. Su ismi kullanıyor. Bilmem ne yapıyor. Said Nursi. Muhammed Said'dir. Ustadın aslı ismi. Neyse. Şimdi kafamız altı soldu. Neredeydik? Sıtkı. 711'deydik. 711'deydik. Nereden girdik? Aa, şurada ne kadar... Şunu bitireyim bari de. Okey gittik. Biz nereden girdik? Ya üç tane şey okuyacaktık. Lemattan. Ya ha yol ikidir. Ya sükût etmektir. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdk. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın esası sıdktır. Bütün kemalat ishal eden sıdk, ahlak aliyenin hayatı sıdk, terakkiyatı mihveri, merkezi yani sıdktır. Alem-i İslam'ın nizamı yani bir bütün bütüne koyan, bütüne getiren sıdktır. Nevi beşeri Kabe-i Kemalat'a ishal eden sıdk, doğruluk yani. Doğruluğu başta söyledim. Neydi? Asab-ı Kiram'ı buraya okumak için tekrar aldım kitabını. Çünkü onun hakkında vereceğim çok severim. Asabu kiramı bütün insanlara tefevük ettiren, asabu kiramı sahabeyi diğer insanlara üstün kılan, yetişilmez hale getiren sıdktır. Fıtratını dinlemiş, sese kulak vermiş, iz takip etmiş, izi sürmüş. Fıtratının izini sürmüş. Hiç başka bir şey bakmamış. Etrafına bakma. Aa ne yapıyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? dememiş. Niye gözünü dikmiş oraya? Bir insan bir insanla uğraşıyorsa dershanede olsun, dışarıda olsun. Böyle dedi, şöyle gitti, şöyle. Ha demek etrafıyla meşgul. Ha? Ne dedin? Ha sen ne söyledin? Ne yapıyorsun? Diyorsa adam oradan nazar. E burayı görüyorsa orayı görmüyor demek. Meyvenin toprağa bakıp hiç uğraşmayacaksınız. Uğraşmayacaksınız. Uğraşırsanız siz zarar edeceksiniz unutmayın. Sakın. Allah böyle muvaffak etsin. O, o, o hali verdi mi Allah sana nice deri manaları verir. Enfuse geçmek istiyorsanız mülkü bırakmanız lazım. Mülkü bırakmak demek mülkü el etek çekmek değil. Yani gereği kadar muamele etmek böyle Allah'ın dediği, Risale'nin dediğinden sünnet-i çıkmayacağız. Hele hele gıybettir, iftiradır, yalandır, çekimemizliktir, hasettir, yeistir, haf, korku. Bunlar size ulaşmaması lazım. Hele hele evvel ahir tavsiyem benim şahsen. İki şey size söylüyorum. 30 senelik vakıflık hayatımı söylüyorum. Dershanede devam edebilmenin sırrını söylüyorum size. E nasıl yani hiç 30 sene bir şey almadım. Aldım şunu aldım. Çok şey aldım ama iki de kulaş salandırıyorum size. İki şeyde. Bir, sakın haset etmeyin. Allah elinizden alır. İki, beytül mala dokunmayın. Hizmetin malına, maddi ve manevi malzemesine, şahsınıza, şahsı, kullanın, hizmette kullanın. Ama zimmetinizi geçirmeyin. Bu tür şeylerden işiniz beziniz olmasın. Kim ne yaparsa yapsın. Bak ben 79'dan beri ayaktaysak, sebep olarak söylüyorum, e, bu şeylerle uzak durduğum için. İki şey de kulasalandırıyor. Herkes farklı der. Usta diyor evvel ahir tavsiyemiz 318 miydi şu alar. 312. 312. Evvel ahir tavsiyemiz şu 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 diyor. Ha, o ustadımız, abimiz, şey ustadımız. 312 yani. Bediüzzaman zaman diyor şu onu, Said Müslüm ya. Şu alar evvel ahir tavsiyemiz 312 ben de evvel ahir tavsiyem sen benim de kazandığım şu dershanecilikten kazandığımı bir haset etmeyeceksin kurtulmanın abi var içimde ne yapayım dua edeceksin hasetten kurtulmanın yolu haset ettiğin kişinin ustadığı akıbetini gör ee, oradan kurtulursun dua et Allah'ım ona merhamet et Allah'ım ona merhamet et haset olmaz kesinlikle olmaz Olmaz diyorum, olmaz. Madem bana itimat ediyorsunuz, eğileyim. Bu konuda size gençsiniz. Bak benim tecrübem var. Dua ederseniz Allah'ım o kime etti nasip? Diyelim ki Furkan'a. Allah a merhamet et. Allah'ım hizmet imaniye de kayın ve daim eyle. Allah Allah'ım hizmet imaniye de bayrağı ileri götürmesini nasip eyle. İslah eyle Allah'ım. Onu ihlas ve sadakatle devam ettir Allah'ım. Hizmeti Kur'an daima daim eyle ya Rabbi. İhlasla, sadakatla, takva ile, içtina bu kemayla daim eyle ya Rabbi. Dua et. Allah senin kalbinden söküp atacaktır. Söküp atacağına delilimi söylüyorum. Edebilmendir. Dua edebilmen söküldüğüne alamettir. Hasetten kurtulduğuna en büyük alamet dua edebilmendir. İki, beytül mala dokunmayacaksın. Ama bu davada sebat etmek istiyorsan ama bu hizmeti Kur'aniye'de şahsi maneviden hissenin büyük olmasını istiyorsan bu iki şeye yapmayacaksın. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatü vesselam'ı meratibi beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır. Şimdi ne kadar oldu saat? Bir saat oluyor değil mi? Oldu mu bir saat? Bir saat Allah. Şu 484'ten de bir okuyayım. O, zaman bir, bir, dakika metni bir okuyayım da ya. Ne okuyorduk? Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Ya bunu tek tek cümleyi, kelimeyi yapsam. Aa, hoş olacaktı beraber. Yalan yalanı. Bir tane hakikat yıkar kasrı hayali. Sıdk büyük esastır. Esas nedir öğreneceğiz dur Hasan. Sıdk büyük, büyük esastır. Bir cevheri ziyalı, ziyalı. Bir cevheri ziyalıymış. Cevher, cevheri çözeceksin. ruhun aslı, Ruh değildir. Cevheri ruh, ruh ayrıdır. Ruh mahluktur. Mahluk olmayan ruhun programı evameri tekminiyesine cever denilir. Yeri verir sukuta eğer çıksa zararlı. Sükuta eğer çıksa zararı. Yalana yer hiç yoktur. Çendan olsa faydalı. Her sözün doğru olsun. Her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. Huzma safa demek eder. Oh psikolojinin temeli bu. Nedir o? Ne demektir? Huzma koca yani güzel ve duru olanı al. He? Pis ve bırak. güzel ve duru olanı al. Pis ve bulanık olanı bırak. bırak. Meşgul olma. Kendine dustur etmeli. Yani çok hoşuma gidiyor yani. Mesut ediyor. Meşgulluk akıl içinde de aynı şey ya. He? Akıl olur ki. Akıllıdır ki. Güzel şeylere talip olur. Tamam Evet. Şükür de odur yani. Güzel şeye odaklama. Bak güzel gör. Hem güzel bak. Ta güzel düşünmeli. Arkadaşım bak. Mutfaktasın bana bak. Temizlik yapıyor. Kadındır, erkektir. Sen ben. Mutfakta çalışıyor. Hem onu düşünüyorsun. Vay bu. Canın çıksın. Başın devretsin. Seni ne falan. Nasıl dedi. E böyle bu negatif enerji çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Patlayacak hale geldi. Ne yapacaksın? Telefon çeksin. Güya bir şey soracaksın. Ee, Fatma hanım, e, buyur e, Ayşe hanım. E, şey şöyle o bir düğmeye basar, kır, torbaya doldurdu. ya. Hayat evet, biraz da uzattım ya. he ne var ne yok, nasılsın? Niye? Doldurdum enerjiyi. Hani sebebi neymiş? Ben bir şey tasvir etmek için yapmıyorum. Yani onu düşünürsen vücudunda negatif enerji uyanır. Onu boşaltmak için de çeyne etmek istersin. O. Güzel gör, güzel bak. Ta güzel düşünmeli, güzel bil. Psikoloji bu ya. Ha buna ait şeyimiz var bizim. Harita. Buna ait harita var. Ee, psikoloji terapi, psikoloji tedavi diye şey Nur dersinde dosyalarda. Lemaatla psikoloji tedavi diye. Bu işte esas bu. Bak. Güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli, güzel bil, hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. E söylüyor pro programını. Bak, güzel gör, güzel bak. Bakmakla görmek farklı değil. Mi? Bak, güzel gör, hem güzel bak. Sonra ta güzel düşünmeli güzel görmek, güzel bakmanın neticesinde güzel düşünce oluşur. Sonra güzel bilmek olur. Sonra güzel düşün ta leziz hayatı bulmalı. Hayat içinde hayattır hüsnü zanda, e, da emeli. Hayat içinde hayat. hayatını hayat ne verir biliyor musunuz? Hüsnü zan. Elinizden geldiği kadar nihayetsiz hüsnü zan düşünün. Abi nasıl düşüneyim ya? kafama takıldı. Sen diyorsun ya. Abi diyorsun ya sen küçük bir şey kafana kaldıkça azap verir. Şu kaç gram gelir arkadaşlar? Şu su. 200 gram. 200 gram. Şunu kaldırabiliyor muyum? Evet. Peki e, bir saat sonra ne kadar olur bu? Böyle tutarsam. Böyle, böyle tutayım. 5-6 kilo. 5-6 kilo. Bir gün sonra ne olur? Kaldıramaz hale gelirim. Böyle tutayım bir gün. Kaldıramam. İşte küçük bir mesele kafada durdukça, çözülmemedikçe Çözülmedikçe öyle olur. Ne yapacaksın? En pratiğini söylüyorum. Kafana taktığın kişiyi şöyle çöz. E yaptığımı söylüyorum. Öyle o. pratik ama diğerleri var. Usta şöyle diyor yani. Usta dur. Şöyle diyeceksin. Ha ustadın için söyleyeyim de. E o kafana taktığın şey, bu mesele dini midir, şahsi midir? Dini ise, mesela, şöyle yapın. Allah Allah. Ha. Kızıyorum değil mi sana Resul? Kafamda küçük şey ya. Dedi ya. Yaptı olan. Kayın adam ya falan. İki de ben, beni mahvediyor. Sen beni bilsen ki senden dolayı ben azap çekiyorum. Sen bana bayram ederdin. Baklava gönderirdin. Haset hasidi yakar. Şöyle kurtulabilirsiniz. Duvadan hariç söylüyorum. Bir duva, iki de bu. Resul sana mı? Bana bak şimdi. Resulü koydum hayalime canlandır. Hayal ettin mi? Hayal ettim. Onun güzel bir tane tarafını bul ya. Namaz kılışı var, cumaya gidiyor. Tamam Bir şey var. Var Oruç tuttuğunu gör, biliyorum. Koydun mu hayaline o Affettim seni. Affettim Resul seni. Affettim. Hak inan o enerji gidiyor. Adet ilahi bu. Abi bir yaptım olmadı. Üç defa, üç farklı günlerde tekrar et. Sonra dediğimi mutlaka bunu bir yap. iki dua et ona. Bitti. değil mi ki abi? Böyle bir, ona karşı böyle bir kinimiz olacak ki. E kinin işte olmuşsa işte çözümü şey yapıyoruz şu anda. Hayat içinde hayattır. E, hüsnü zanda emeli. Hüstü zanı anlattım. Onu koydun ya hay hayalini. Hüsnü zan ediyorum. Nedir? Evet rezil kepazedir. Doğru. Tamam. Ama bir tarafı var ki, yüz kusuru affettirir. Risale-i Nur'la alakası hala devam ettikçe diyor, ben yüz kusurunu affederim diyor ustad. Var mı onun Risale'nin alakası? Abi bir sürü yamuk, da var var var. Risale'nin aleminde değil. Gözümü kapattım bak, dikkat ediyorum. Yok yok, dersleri de gidiyor. Namazı var, başına yansın ama kılıyor, evet kılıyor. Oruç, o başını yesin, oruç tutuyor ya. Yani. Tamam, çok güzel sıfattır. Risale-i Nur'la alakası var mı bunun? Var. Ha. Affettim seni. Hayalim orada. En güzel dua nasıldı? Kesin olan dua. Kesin kesinlik yapıştırıyor o. Bu risalenle uğraştım bayağı. Bir sene uğraştım buna. Nasıl dua kesin nasıl vurur? Onu anlatırım size. Abi bitireyim. Suizanla yeistir saadet muharribi. Suizanla yeistir saadetin Muharip ne demek? Muharip. Hmm. Ortadan kaldıran Ortadan kaldıran ve sana savaş açan. Seni yok etmeye çalışan. Suizanla neymiş? Yeis. Seni ortadan kaldıran. Saadeti kaldıran yani. Saadetini kaldıran. <coughs> hem de hayatın katili. Balina yani. Vampir. Kanemen bit gibi yani. Ahtapot. Sarmış seni. Beni sarmış. Kanemiyor ah kapot. O deniz anası gibi var ya böyle. Böyle bir deliyor, giriyor, kanını emiyor. Oradan, buradan, buradan. Dakika sürmüyor o ahtapot. Kan hemen vampir gibi şey yapıyor. Ya. Yani nedir o? Yeis ile suizan. Ne acayip şeyler. Bu ne biçim kitap ya? <laughs> Psikolog bir kitap mıdır? Psikratist midir? Ruh midir? Tefsir midir? <laughs> ne ya? Olmayayım. Olmayayım. Allah aşkına ya. Daha bir sıdıktan çıkamadık. Şimdi mesela e, burada bu tek tek incelense ne güzel ama yeter ya uzatmamak lazım. Burada ölçüle koy. Yalnız şuradan aşağı aşağı şey yapmak lazım. Huzma, safa, de'ma, kederi alıp yani ondan sonra e, tek tek yukarıdan aşağıya çizip A4'e yazıp Mesela şöyle. Huzma safa demak eder. Yazdın mı? A4'ün. Hemen altına geç. Güzel gör. Sayfa hiç korkma. Acıma israf olmaz. Bak. A4'ün içini söylüyorum. Huzma safa demak eder. Yazdın mı? Altına şunu yaz. Koca şeye. Güzel gör. Devam etme. Virgül. Altına. Güzel bak. Çünkü müstakiliyet, müstakiliyet kazanır. Güzel gör, güzel bak. Devam etsen. Güzel gör, gözükmez. Güzel bak olur ilk önce beyine. Çünkü devam etti ya. Tak, tak. Devam ettirme satırı. Güzel gör. in aşağıya. Güzel bak. Sonra güzel ta güzel düşünmeli. Ondan sonra güzel altına var. in. Güzel bil. Altına in. Bir altına in. İşte Risale-i Nur'da sizin vazifeniz devam ediyor. Tanzim. Tanzim budur. Sonra hem güzel düşün. Altına in. Ta leziz hayatı bulmalı. Yok altına inme. Bu saydıklarım var ya güzel gör. Orayı komplesini bu böyle çentik yap böyle hani e, pa, ne diyorlar ona şeyde matematikte. Hani var ya parantez yapıyorsun ama böyle onun yanına şey yaz. Ta hayatın lezzeti bulmalı. Yani bunlarla hayatın lezzeti bulunur. Tak tak. Ondan sonra yine aşağıya. Hayat içinde hayattır. Hayat içinde hayattır. Ok çıkar. Hüstüzan da emeli. Yani şöyle hayat içinde hayattır. Bir yok ok çıkar hüstü zan bir yok ok da çıkar emel. Güzel güzel hedefler. Yani bir sene sonra nerede olmak istiyorsun? Koy oraya. Tamam. Ben mesela altı tane çalışmam var. Bir sene sonra Allah'ın izniyle Mayıs'ta yani bu bitmesi lazım. Bu hep iyi üç tanesini bitirdim. E, i̇ki tane kaldı. Dört tanesini bitirdim. Latife-i Rabbaniye'm kaldı. Şu yetiştirmem lazım 2013'e. Latife-i Rabbaniye'mle haset, kıskançlık, rekabet. Haset, kıskançlık, rekabet üçüdür. Tek bir konu. Latife-i Rabbaniye tektir. Bitirebilirsem inşallah şu 2013'e kadar ben hedefime varacağım. Yani bir sene önce yaptığım hedefimi ama arada bazı konular girdi. Ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Bazı konular girdi. Ona ayrıyetten çalıştım. Yoksa ben hedefimi de geçecektim. Mutlaka hedefinizi koyun için anlatıyorum. Mutlaka hedefiniz olmalı. Zaman ancak zaman ancak kontrol edersin. Allah bile hedef koyduruyor. Sabah bir kalktın. Bütün ömür gitti. Gidiyor. Allah diyor ki o zaman seni eziyor zaman. Dalıp gidiyorsun. Ben sana zamana hükmetmen için zamandan seni çıkaracağım. Beş vakit koymuş. Altı vakit var. İşte altı vakit. Yani namaz vakitleri inkılaptır demek. O hadisaların hadiselerin içinde seni çıkartıyor, mustakil yapıyor, zamana ve mekana hükmetme özelliğini geliştiriyor. Namaz vasıtasıyla seni ortamdan çekiyor. Altı vakit var gecede altı oluyor. Anladınız mı? Namaz vakitten bir hikmeti budur. Zamana ve mekana hakim olman için yapılmış. Bir hikmeti tabii. Bir de olmadığını abi komple hep... Bir daldın gitti. Abi niye namaz kılıyor? Abi müşteri gidiyor falan. Abi vakti ki akşam oluyor. Sabah bir daldım hep böyle demiyorlar. Daldım gitti diyor. Ha ne yaptı seni? Mekan ve zaman yuttu. <laughs> Yutulmamak için yutman lazım. Onun için namaz nedir? Mekan ve zamana hükmetmen için mekan ve zamandan çıkmaktır. Ne yaptı usta? Gittin zamanla şey namazla yatsı namazıyla giri verdi. Nereye girdi? Şeceri-i hilkatı bir girdim ki diyor. Ne diyor? Bak ben okuduklarımı size bak kullasaydım. O 28. E, lama da 271 lama. Ne diyor? Na, na, namazda diyor yatsı namazına girdim diyor. Girdim ki diyor büyük kainat dediğimiz var ya aleme girdim baktım ki diyor hakikat Muhammediye'den başka hiç kimse yok. Bir o var. İsmi Fert diyor ki o hakikat Muhammediye'de her şey görülüp ve gösterilir. Başka bir şey yok. Ben de onu görünce diyor elfu elfi salatim ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. selam verdim diyor. <laughs> ne diyor bu ya? Bunları söyleyince oluyoruz tarikatçı. İçerisindeki bana araştırınca oluyorsun felsefeci. Ben de şaşırdım Necim. Ama ben kesin ki ben Müslümanım ve Nurcuyum elhamdülillah. <laughs> Şimdi böyle deyince bak Allah Allah. Ya ne ya? Tabii, hoca var şeyler konuşuyorsun. Ne hoca ya? 271 okumuyor musun? salat Kübra'dan çekilmem diyor. çekilmem Ne demek salat Kübra? Karıştırma orayı. Öyle. Nedir o? Mübarektir. Diyor da öyle bana. Onlar mübarektir Hasan'cığım hikmeti vardır. Hayatın kendisi kardeş. Tek tek. Bak tek tek uğraşmışım, çizmiş. Tek tek. Atıfları var kenarların. Her bir kelimenin külliyatta izahları var. Tak 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 tak. Neyse. Sıt'tan çıkamadık. İnşallah çıkmayız abi. İnşallah. El Fatiha.